Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün saçlarıma uyguladığım bir kur tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Evet, kurumuz mayonez kuru arkadaşlar. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar mayonez kullandım. Herhangi bir marka olabilir, hiç fark etmez. Sadece mayonez olması yeterli. Çünkü mayonezin içerisinde bildiğiniz gibi yumurta, yağ ve sirke vardır. Bunlar da hepsi birden içinde olduğu için saçımıza müthiş derecede bir bakım yapacak. Yumuşatacak. Canlılık verecek, tülerikliliği giderdirecek. Gerçekten değişikliği göreceksiniz arkadaşlar saçta. Ben denedikten sonra tekrar yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de yapınca güzel sonuçlar alırsınız. Yapan arkadaşlar da yorum kısmında bizlerle paylaşırsa mutlu olurum. Evet, nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Mayonezi yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar mayonezi saçımın her yerine gelecek şekilde bu şekilde dikkatli bir şekilde sürüyorum. Öncelikle boynuma da bir havlu geçirdim. Kıyafetim ve omuzlarım yağlanmasın diye. Bu şekilde mayonezi yediriyorum saçıma. Güzelce bir bekleteceğim sonrasında. Evet, her yerine gelecek şekilde mayonezi saçıma sürdükten sonra topuz yapıyorum ve bir şeffaf saç bonesi saçıma giydiriyorum. Bu şekilde üzerine de havluyu sarıyorum ve yaklaşık yarım saat 40 dakika bekletiyorum. Daha sonrasında güzelce saçlarımı yıkıyorum duşta. Tarayıp fönümü çekip kurutuyorum. Ve gerçekten yumuşacık oluyor arkadaşlar. Eğer saçlarınızda sorununuz varsa, dökülüyorsa, çok tüleriyorsa, yumuşak değilse bu kuru uygulamanızı tavsiye ederim. 2 haftaya bir, 3 haftaya bir ya da ayda bir en az yapın mutlaka. Saçlarınızdaki değişikliği fark edeceksiniz. Ben de inşallah düzenli bir şekilde yapmaya çalışacağım. Evet, bu şekilde saçlarımı kuruttuktan sonra hiçbir şekilde gördüğünüz gibi tülermeden, kabarmadan saçlarım harika oldu. Çok güzel bir yumuşaklık geldi saçlarıma. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde kur tarifleriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi gelen güzel kur tariflerinizi bizlerle paylaşırsanız mutlu olurum. Evet. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.